Evet, herkese merhaba. Audi Q7 2016 model aracımız. Gördüğünüz gibi navigasyonumuz var. Ancak CarPlay, Android Auto'muz yok. Navigasyonun sürümünü kontrol ettiğimizde ise hemen navigasyon veri bankasını kontrol edelim. Türkiye 2016, yani fabrikasyon yüklenen haritanın, 2016'daki haritanın kaldığını, hiç güncellenmediğini görüyoruz. Bu aracımız hem 2024 navigasyonumuzu kuracağız, hem de CarPlay, Android Auto'muzu aktif edeceğiz. Devamlı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada işte gördüğünüz gibi şöyle FM'leri dolaşalım. Sağ tarafta radyo istasyon logosunun da yüklü olmadığını görüyoruz. İşte şöyle TRT FM, TRT NAME, bunlara bakalım. Gördüğünüz gibi. Virgin Radio da aynı şekilde. Daha sonrasında, yükleme sonrasında tekrardan gezelim. Yeniden merhaba. Radyo istasyon logolarını yükledik. Gördüğünüz gibi TRT FM'dir. İşte TRT NAME'dir. Hemen ayarlardan da kontrol edelim nasıl göründüğüne. En altta istasyon logoları bölgesi diye yeni bir ayarımız geldi. Ve burada artık Türkiye seçili. Gördüğünüz gibi biraz önce görünmeyen TRT FM, işte TRT NAME ve diğer istasyonları artık görüntüleyebiliyoruz. Devam edeceğiz. Görüşürüz. Yeniden merhaba. Audi Q7 aracımızın 2016 model. Gördüğünüz gibi artık CarPlay'de mevcut. Tabii ki navigasyonumuz var idi ve bunu da güncelledik. Navigasyon sürümümüzü hemen kontrol ediyoruz. Artık veri bankamızın Türkiye 2024 olduğunu gördük. Bunun dışında aracımızda dahili video izlemenin seyahat halinde de yapılabilmesi için aktivasyon yapıldı. Şu anda jukebox'a kopyaladığımız videoları izliyoruz. Yine ana menümüzden dönelim. CarPlay'imizin içeriğinde kontrol edelim. Gördüğünüz gibi artık aracımızda telefonumuzda kullandığımız haritaları, online verileri olan, trafik yoğunluğunu bulunan haritaları kullanabileceğiz. Konum geldiğinde vesaire doğrudan tıklayıp gidebileceğiz. Artık telefonu buraya yapıştırmaya gerek kalmadı diyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.